Türkiye'nin bugün böyle bir basın özgürlüğü konusunda raporların dışında bir de eğitim konusunda çok önemli bir haritası, eğitim atlası yayınlandı. Türkiye Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, Türkiye'nin eğitim atlasını açıkladı. İlk kez hazırlanan atlastaki verilere göre sık sık değişikliğe uğrayan Türkiye eğitim sisteminin kafası karışık. Türkiye eğitim konusunda çok uzun yıllardır gerçekten kafası karışık olan bir ülke. Türkiye'nin eğitim konusunda kafası karışık. Veriler Türkiye'nin ilk kez hazırlanan eğitim atlasından. Ama maalesef iz bırakma sendromuyla Türkiye'de her gün yeni projelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve Türkiye'de her gün sıfırdan başlama mecburiyetinde kendimizi hissediyoruz. Rapora göre Türkiye'deki eğitimin en büyük sıkıntısı veri eksikliği ya da farklılığı. O kadar ki Türkiye'deki okul sayısı hala kesin olarak bilinmiyor. Yine de eldeki veriler Türkiye'deki eğitimin röntgeni niteliğinde. Üniversite giriş deneme sınavlarında soru başına 1 dakika yerine 2 dakika verildiğinde tam yapanların oranı 2 katına yakın artıyor. Bu ilginç bir sonuç. Atlas'ta Türkiye geneline ilişkin başka çarpıcı veriler de var. Türkiye'de yetişkin nüfusun %68'i orta öğretimin altında eğitim almış. Bu oran OECD ülkelerinde %25. Bir başka çarpıcı veri de 6-15 yaş aralığındaki öğrenci başına yapılan harcama. Türkiye öğrenci başına yapılan harcama sırasında $19.821'la son sırada yer alırken $197.598'la Lüksemburg başı çekiyor. 2013 yılındaki öğretmen açığı 128.867. Orta öğretimde kız öğrencilerin okullaşma oranı %69.31 iken erkek öğrencilerin oranı %70.77. Diğer başlıklarda şöyle, öğrenciler seçmeli derslerde zorunlu dersleri seçiyor. 2013 yılında yaklaşık 785 bin öğrenci dershaneye gitti. 2012 yılında yaklaşık 120 bin öğrenci 9. sınıftayken okulu terk etti. 5. sınıf öğrenci notlarında ciddi düşüş var. Ve birçok uluslararası veride Türkiye verisi bulunmamaktadır notu var. Türkiye'de bir ilk, böylesine bir atlas bunu ortaya koyan Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu canlı yayında konuğumuz. Sayın Pehlivanoğlu, merhabalar. Çok önemli bir çalışma. Özellikle sürekli konuştuğumuz, tartıştığımız ülkenin geleceği ve eğitim konusunda pek çok metotlar, öneriler üretilen ülkemizde çocuklar üzerindeki tartışmalar bir anda devam ederken nasıl bir coğrafyaya oturuyor? Bunu görmüş olduk bu çalışmayla. Çok sıcak bir tartışmayla başlayalım. Daha sonra atlas konusunda bu bize nasıl bir mesaj veriyor? Bunu tabii ki öğrenmek isteyeceğiz. Son olarak bir işte SBS'de özellikle bir hatadan bahsediliyordu. Daha sonra bir merkezi sınavlar sistemine geçildi. Burada işte sık sık değiştirilen sistemlerin çocukları olumsuz etkilediği bir de böyle yargı kararlarıyla ortaya çıktı. Dikkatli olunmalı mesajları hep geldi. Bir de dershane tartışması. Dershanelerin kapatılması tartışması üzerinden bir anda kendimizi çok sıcak olaylar ve iddialar silsilesi içinde bulduk. Dershaneler gerekli gereksiz. Şu anda kaldırılmalı, ileride kaldırılmalı. Bu atlas çerçevesinde bir eğitimci olarak da tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere efendim öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabii Türkiye'de maalesef bir iz bırakma sendromu meselesi var. Her değişen bakanla, her değişen YÖK başkanıyla, her yeni gelenle sıfırdan başlayıp Türkiye dünyadaki en fazla projelerin denendiği ve süratle çöpe atıldığı bir ülke. Ama hiç bilmemiz gereken bir şey var ki eğitimin çıktısı 20 yıllık bir çıktıdan bahsediyoruz. Ve her gün bir reform yapmaya çalışıyoruz. Dershane meselesiyle birlikte şu anda Türkiye Eğitim Derneği olarak bunun hukuki, mali yani maliye açısından ve eğitim açısından incelemeye başladık ki tahmin ediyorum bir hafta sonra açıklayacağız. Tüm kadroların yenilenmesi diye bir şey de aniden önümüze çıkıyor. Çok ciddi bir kaos içinde sürekli sürükleniyoruz ve burada hep toplumun büyük bir kesimini oluşturan aslında fırsat olarak görmeye çalıştığımız ama eğitmediğimiz takdirde ciddi bir riskle karşı karşıya olduğumuz fakir fukara ve orta ailenin çocuklarını hep eğitimde ekonomik olarak sınıf atlamanın yolu olan yaşamda eğitimden mahrum bırakıyoruz. Şüphesiz ki net olarak şunu söyleyeyim, dershane sistemi daha doğrusu sıralamaya dayalı sınav sistemi
Çünkü ölçme sınavı ayrı bir şeydir. Başkalarının sırtına basarak çıktığınız, ileriye gittiğiniz sıralama sınavı ayrı bir şeydir. Türkiye'de hem psikolojik, hem maddi, hem toplumsal olarak en büyük maliyeti dershane sistemidir. Ama Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde gerekçeyi ortadan kaldırmadan sonucu ortadan kaldıramazsınız. Biz bugüne kadar üniversiteye giriş sisteminin adını kaç kere değiştirdiğimizi, hatta şu anda bile değişiyor mu onu bile bilmiyoruz. Sonuç değişmiyor. Hep şekil şartları değiştiriyoruz. Bunlardan kurtulmadıktan sonra, bir ulusal programa dayandırmadıktan sonra bir çözüme erişmemiz maalesef mümkün değil. Ve şunu sakın unutmayalım. 21. yüzyılda ülkeler petrol kaynaklarıyla veya uzun geçmişleriyle değil, nitelikli insan gücüyle ayakta durabiliyorlar. Bu kaosun önüne geçemediğimiz takdirde çok büyük, daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızı inanıyoruz. Evrimle devrim arasındaki meseleyi, farkı anlamak mecburiyetindeyiz. Evrim bir süreçtir. Devrim bir günde yapılır ama devrim her gün yapılamaz. Sayın Pehlivanoğlu, Atlas'ta en çok, en çarpıcı, en azından benim için cümle, Türkiye'de eğitimin en büyük eksikliği veri eksikliği, veri sıkıntısı diyorsunuz. Şimdi bu Atlas'ı ortaya koymak çok önemli bir veriyi de tabii bir tabara da işaret etmiş oluyor. Atlas bize nasıl bir mesaj veriyor? En net mesajı nedir şu an? Efendim şunu çok net olarak söyleyeyim. Dünyanın gelişmiş her ülkesine gittiğiniz zaman verilerin bir araya toplandığı bir doküman vardır. Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani dünyanın gelişmiş ülkelerinin hepsinde bir eğitim atlası vardır. TÜİK'in verileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri, YÖK'ün verileri, hepsinin bir arada olacağı, uluslararası verilerin bir arada olacağı bir dokümantasyon vardır. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Onun için biz de gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı da açıklamadığı bazı verileri de atlasa koyalım diye bize verdi. Ama hala ciddi miktarda veri kamuoyundan açıklanabilmiş değil. Yani bir örnek vermek gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı çok ciddi bir bilgi işlem sistemi var. Öğrenci kayıt sistemiyle ilgili. Ama burada en ufak bir analiz yapamıyoruz biz. Ne sivil toplum yapabiliyor, ne Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir analiz var. Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye'nin her tarafında okullara bilgisayar dağıttı. Ama bilgisayar okul yazma hızıyla ilgili hiçbir verimiz yok. Eğer bir şeyin analizini yapıp çözümünü üretecekseniz, bunun bilimsel bir verilere dayandırılması lazım. Atlas noktasına geldiğiniz zaman tabii çok ciddi şeyler var. Yani bölgeler ve iller bazında analizlerimiz var. Ama mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz seçmeli dersler var. Aslında Türkiye'de seçmeli ders yok. Zorunlu dersler var. Seçmeli falan değil. Bulduğumuz öğretmene göre seçmeli ders adı altında zorunlu ders veriyoruz. Türkiye'de seçmeli derste satrancı seçen, bakın 21. yüzyıldayız. Akademik zekadar sosyal zekanın önemli olduğu bir yerden geçiyoruz, dönemden geçiyoruz. Satrancı 8 kişi seçmiş, biliyor musunuz? 8 kişi. Yani biz toplumu öyle sınava odaklamışız ki başka hiçbir şeyin üstüne gidemiyoruz. Baktığımız zaman bölge farklılıklarında veya öğretmen ihtiyacıyla ilgili bir bilgi vermek isterim. 2013 yılında 128.867 öğretmen açığı var. Ama yaklaşık 101 bin öğretmen gözüküyor ve öğretmenlik yapmıyor. İdari kadrolardalar veya başka taraflarda görevlendirilmiş vaziyetteler. Bu atlasta bunların hepsini hem iller bazındaki verileri, okuma yazma oranlarını, okula devam oranlarını ve birçok şeyi bir veride topladık. Ve maalesef biliyor musunuz Türkiye'de bizce Milli Eğitim Bakanlığı dahil hiç kimse okul sayısını bilmiyor. Kaç okulumuz olduğunu bile bilmiyoruz. Bu gerçekten 21. yüzyıl için iyi bir şey değildir. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyoruz. Her şey, hiçbir şey yapılmıyor manasında söylemiyoruz. Ama bu veriler elde edilmeden çözüm üretemezsiniz. Onun içindir ki biz Türkiye Eğitim Derneği olarak bu atlası çıkardık ve insanların erişebileceği bir veri tabanına sahip olmasını istedik ve her yıl bunu yenileyeceğiz. Türkiye açısından bunun adını kurumsallaşma mı koyalım yoksa ülkeye mal olması olarak mı koyalım? Bu özel tabii ki bir girişim. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok önemli verileri aldık. Burada koyduğumuz daha paylaşılmayan veriler de var diyorsunuz. Bunun Türkiye'ye mal olması, evet Türkiye'nin de artık bir atlası var demesi, TED'in özel gayretlerinin dışında. Bu bir hani yakın bir planda böyle bir adım öngörüyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'yla konuyla ilgili görüşmeleriniz oldu mu? Şimdi efendim şöyle, yani bir kere bakanlık, Yükseköğretim Kurulu, TÜİK, yani veri üreten
merkezlerin birçoğundan yeterli kadar veriye sahip değiliz. Sivil toplum olarak, yani Türkiye'ye mal olmuş bir sivil toplum örgütü olarak biz de şey değiliz. Şunun Türkiye'de aşılması lazım. Biz taraf değiliz, biz paydaşız. Sivil toplum olarak bakanlığımızın paydaşıyız. Veliler de eğitimde bir paydaş, öğrenciler de bir paydaş. Onun için şeffaf ve açık olmak durumunda olduğumuzu düşünüyoruz biz. Verileri paylaşırsak analiz yapma yetenekleri bazen sivil toplumlarda çok daha siyasi baskılarından arındırılmış oldukları için çok daha net bir şekildedir. Bunlar bir eksikliği çıkarma gayreti değildir. Eğer bakanlık doğru bir şey yapıyorsa bunun verisini de doğru bir şekilde hep beraber alt kılçılamak mecburiyetindeyiz. Ama veri analizinde bir yol haritasında sivil toplumu ve paydaş etkisi olacaksa bunu gerçekleştirmek durumundayız. Bu atlasın bizce en önemli şeylerinden bir tanesi sonuç üretmeye, sorunu çözmeyle ilgili sonuç üretmeye kalkışan akademik camia ve sivil toplum örgütlerinin ulaşabilecekleri bir veri tabanı hazırladık. Ve bu veri tabanı sayesinde sorunları çözebilecek, önerileri daha hızlı üretebileceklerini düşünüyoruz. Onun için Türkiye için bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bizlerden, sivil toplum örgütlerinden gerçekten net bir şekilde söylemek lazım. Bazı konularla ilgili, yüksek öğretimle ilgili, orta öğretimle ilgili çalışmalar istiyorlar. Biz bunları hazırlayıp kendilerine yolluyoruz. Ama sorun hep sonuçta çıkıyor. Çünkü son dakikada mutabık olunan olması gerekenlerle doğruduğu, söylediğimizin doğru olduğu manasına söylemiyorum. Ama sonuç itibariyle toplum faydasına, ulusun faydasına yapılacak şeylerde son dakikada gelişmelerle bunları hep kaybediyoruz. Örneğin SBS'nin kaldırılmasıyla ilgili sınavı kaldırıp yeni sınavlar koymamız gibi. Örneğin Türkiye'de bir gecede 4+4'den dolayı sınıf öğretmenleri matematik öğretmenliği yapıp bunlardan geri adım atmamız gibi. Örneğin Türkiye'de öğretmen fazlamız varken, yani öğretmen açığımız okullarda var ama öğretmen olmuş kişiler fazlayken bir gecede lisans programlarını iptal edip tekrar bunları öğretmen olmayanların tekrar formasyonlarını bir hafta sonra vermemiz gibi maalesef kargaşaları yaşıyoruz. Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu, çok teşekkürler efendim. Sağ olunuz. Günlüğe düştüğünüz önemli notlar için. Evet, İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olunuz. Türkiye'de eğitimde en önemli eksik veri tabanı eksikliği. Biz bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile çeşitli çalışmalar ve tatiller çerçevesinde ortaya koyuyoruz diyor. Ama Devlet Başkanı Pehlivanoğlu son kertede atılan adımlarda bunun dikkate alınmadığı gibi bir de gözlemimiz var. Eğitim Atlası ilk kez Türkiye'nin ortaya çıktı. Tabii ki çok önemli sorunlara da dikkat çekiyordu. Biz devam edeceğiz, meclise geçeceğiz ama önce spor diyelim ve Burcu Baber'e soralım.